Herkese merhabalar, Ünal Yapım olarak yeni bir oyun tanıtımında sizlerle beraberim. Oyunumuzun adı Deathless Catch the Game. Oyun yengeç avcılığı, okyanusu açılıyorsunuz ve tamamen yengeç avlamaya başlıyoruz. Oyun bayağı hoşuma gitti ve ayrıntısı oldukça fazla ama önceden oyuna geçmeden önce kanala abone olmayı unutmayın. Oyuna tam başlarken kaptanın isminden tutun geminin ismine kadar ayrıntılı olarak giriyoruz. Hemen buraya kaptanın ismine Doruk yazalım. Gemimizde Nazgül olsun. Abi Yüzüklerin Efendisi'nde gibi. Aa, Nazgül'ün üyesi tabii bozuk çıkıyor. Üzülmeyin. Karakter değişimleri de var burada. Bakalım istediğim karakterle düzelecek mi? Düzelmiyor. Ha düzeldi, tamam. Bu karakter Akrotis diye bir karakter varmış abi. Burada düzeldi. İ, Ü tarzı herhalde kullanabiliyorsunuz. Birçok renk var. Renk seçenekleri de bizden buradan sunuyor. Ama ben beyazı tercih edeceğim. Diğer renkler pek hoşuma gitmiyor. Dış hat seçenekleri var. İçinde renkler işte kullanın. Kalınlık dereceleri. Taban rengini seçin vesaire. Bunlara pek girmeyeceğim. Ama siz kendiniz yazınızı nasıl geliştirmek istiyorsanız bunları geminizde değiştirebilirsiniz. Oyna diyerek oyuna başlayalım. Tamamen bir yengeç avcılığı diyebilirim. Hoşuma gitti. Baya baya kaliteli. Oyunda da sizi birazcık bilgilendireceğim. Oyunun aslında eğitim bölümü de var ama ben eğitim bölümlerini biraz izlediğim için sizlere biraz hızlandırılmış daha pratik bir ders vereceğim burada. Hem de oyunun eğlencesini göreceksiniz. Ya bir nevi simülatör oyunu, tamamen öyle düşünebiliriz kendimizde. Sezona başla diyerek başlıyorum. Öncelikle mağaza bölümümüz bulunuyor burada. Yakıt bölümlerimiz bulunuyor. Burada yetenekler kazanabiliyorsunuz farklı noktalarda. Gemimiz zaten burada yer alıyor. Geliştirmeler gemimize yeni aksesuarlar takabilmenize yarıyor. Burada bar bölümünde kafamızı dinleyebiliyoruz, rahatlıkla içebiliyoruz. İdari ofiste belgelerimizi kontrol ediyorlar ve getirdiğimiz yengeçleri kontrol ederler. İşletme sisteminde de yine aynı şekilde gönderdiğimiz yengeçleri kontrol ediyorlar ve bakıyorlar. Olumlu mu değil mi? Cezai yönü yoksa abi. Kötü olursa mağazaya girip hemen alışverişimizi yaparak başlayalım. Şamandıra alacağım birkaç tane. Aslında istediğim kadar alabilirim ama 4 tane her üründen alacağım. Kanca aldım yanımda dursun diye. Ringa yemi aldım. Ringa yemi kesinlikle şeylerde işe yarıyor. Yengeçleri daha fazla toplamanıza yarıyor. Kasa dedi de fazla almayacağım. 4 tane alacağım. Çünkü oyunun diğer 2 bölümlerinde net anlatayım diye. Birazcık aşağı inelim. Yengeç sepetim var mı yok mu oyunda tam emin değilim ama 2 tane garanti olsun. 2-3 tane de yengeç sepeti alacağım. Onayla diyerek hemen başlıyorum. Gemimize gidelim. Gemimize gitmeden normalde M'ye bastığınızda, haritaya bastığınızda da haritamız gelecektir. Yengeçlerin çıkması için özel bir durum var. 4 santigrat dereceye kadar olan sıcak havuzlarda, yani sıcak denizde, havuz demeyeyim, deniz değilim. Ve şu şekilde balıkçılık koşulları gereğince bu alanlarda şunlara tıkladıklarınızda bazı noktalar görürsünüz mesela. Bu noktalarda fazla işe yarayan balık yok bildiğim kadarıyla. Şu noktalar dağlık kesitler. Dağlık kesitlere fazla gitmeyeceğiz zaten şuralara. Yani alt tarafında böyle birazcık daha yüksek, derin değil denizleri. Şu bakalım. Isıya göre baktığımız zaman şuralar daha ılımlı gözüküyor, dikkat edersiniz. Bu noktalarda zaten seyredeceğiz. 4 santigrat derecenin civarlarında olması yeterli gideceğimiz yerin. 4'ü geçmeyecek şekilde. Ve derinliği yaklaşık ne kadar diyor? 100 ile 250 arasında yengeç tutulabilir. Ona bakalım. Aynen şu bölge benim için gerçekten 4-4'lük bir bölge gibi gözüküyor. Oraya doğru gidelim. Seçeceğiniz alanın çevresi de çok önemli. Mesela ben nerede seçtim? Güneye doğru gitmem. Güneye doğru inersem biraz sıkıntı. Kuzeye doğru çıkacağım ki oradaki birazcık daha sıcak su okyanustan yararlanacağım bir nevi. Hemen girelim. Deniz dedim de kusura bakmayın. Okyanus abi ya, denizde. Gerçi Norveçli balıkçılar gibi olduk şerefsiz. Evet, şimdi oyunumuz yüklendi. İlk başta biraz takılma gibi bir şey olabilir oyununuzda. Ondan sonra düzeliyor. Mekanik kolumuz burada yer alıyor. Mekanik kolun üzerine gidiyorum. Hemen başlayalım. Winch'i kullanarak bizim kafeslerden bir tanesini tutacağız. WASD ile hareket ettirebiliyorsunuz. Mouse'un sağ tıkı aşağı, sol tıkı yukarı kaldırır. Olabildiğince aşağı kaldırın. Ve Space'e bastıktan sonra bizim kafesimizi hop alır ve kendimiz getireceğiz şöyle geriye. Getirdikten sonra kar yağdığı için biraz ekranda bir sıkıntı oldu herhalde. Lan bu berbat oyunda bile sıkıntı yaratıyorsa. Tekrar bırakmak için Space'e basıyoruz. Basamadı. Demek ki tam üzerinde değilim. Q'ya basarsanız da çıkar bu arada.
Sepetine de... Ha şimdi sepeti şurada. X'i görebilirsiniz zaten yerde. Ona göre koyun. Space'e bastıktan sonra sallıyor zaten. Q'ya bastıktan sonra tamamen panelden çıkıyorsunuz. Zaten oyunun yanına geldiğinizde aslında sizlere göstertiyor. Şunu uygula, bunu uygula diye. Şu kar işi birazcık bozdu ya. Yemin ediyorum oyunu biraz takılı hale getirdi. Şu basit kısmını birazcık daha düşürelim. İyi, güzel, şahane. Hızlıya getirelim. Tam ekran, düşük, hızlı. Tamam. Birazcık daha hareketlerimiz. Kar yağınca oyunun böyle bir yavaşlaması aşırı derece oldu diyebilirim. E'ye bastık. Burada alacaklarımız çok önemli. Bunları aletin üzerine takmamız lazım. Şamandıramızı. Attım şu anda. Şimdi aldım. E'ye basarak oradan seçerek alıyorsunuz. Orada başka şamandıralar da olabilecek. İlerleyen dönemlerde daha farklı avlara da çıkacağız. Ama sadece şimdilik yengeç avında ilerleyeceğiz. Şamandıramızı aletimizin üzerine taktık. Şimdi ringa balığımızı alacağız. Aşağılarda bakıyorum. Bir tane ringa balığımız. Burada öğütücümüz var. Bu öğütücünün içerisine koyduğunuz anda öğütmeye başlıyor. Ve gördüğünüz gibi havuz gibi küçük altında bir yer var. Burada doluyor. E ile tıkladığınız anda bunu otomatikman küçük bir kabın içerisine koyuyor. Ve biz bunu tuzağımızın içerisine doğru yerleştireceğiz. Şurada kabı görebilirsiniz zaten. Bazen buradan göremiyor. Şöyle yanına gidin. Yanından koyun derim. Kafesi açmamız gerekiyor herhalde. Kafesin ağzını açtık. Şimdi geri koydum yemi. Sonra kafesi geri kapatıyoruz. Ve yapmamız gereken artık herhangi bir işlem yok. Burada bir kolumuz var. Yükseltiyorum. Bir daha yükseltiyorum. E'ye basarak ve hop, aletimizi aşağı attık. Kafesimiz şu anda denizin derinliklerinde. Yaklaşık 4 ile 8 saat arasında kafesimiz full olarak doluyor. Oyunun şöyle bir güzelliği var. Eğer beklemek istemiyorsanız T tuşuna basarak zamanda ileri gidebiliyorsunuz. Yani hani beklemeyeyim, süremi fazla uğraşmayayım derseniz mesela 4 saat ileri gideceğim ve bekle diyeceğim. Bunu normalde 8 saat yaparsam kafesim daha full doluyor. 4 saat sonra saat gece olmuş. Gördüğünüz gibi karanlıkta. Aynı noktadayım. Bu arada M'ye bastığınız anda kafeslerinizin noktalarını tek tek görebilirsiniz. Birazdan gezintiye çıkacağım çünkü. Burada farklı gemi noktalarını da görebilirsiniz şuralarda. Sadece biz de burada bu işle uğraşmıyoruz. Şimdi gidiyorum. Karanlık olması biraz kötü ama olsun. Depodan bir tane kanca alacağım. Bomba borda kancası diye bir şey var. Bunu alıyoruz abi. Götüreceğiz. Şurada kancayla yakalama yapacağız bir nevi. E'ye bastım. Sonra mouse'umla tıkladığım anda bakın nereye kadar atacağımı gösteriyor. Şuraya kadar atsam bana yeter. Yakaladım. E ile çektim ve hemen aletimizin üzerine bağladı kendisi. Yine şeyimize geçiyoruz. Otomatik koordine aletimizi. Şuraya basarak halatı sarıyoruz önce gençler. Halatı sardıktan sonra sıkılaştırıyor. Sonra yukarı doğru çektiğim anda gördüğünüz gibi yukarı doğru çıktı. Aslında bu işleri gerçek hayatta 4-5 kişi yapıyor ama biz burada tek başımızız. Gitgide ilerledikten sonra büyük ihtimal işçi alımları da başlayacaktır. Ardından onları da çalıştıracağız diye düşünüyorum. E'ye bastım. Buradaki kancayı aldım. Şöyle buranın üzerine doğru... Bir dakika, götüremedim. E ile kullanıyorum şuraya kadar. Tekrar E'ye bastım. Tuttu. Bunu böyle tutarak buraya getireceğiz ama getiremiyoruz. Neden? Çünkü sıkıntı var. 2 saniyelik bıraktım. Bunu bir kademe indirmem gerekiyor aşağı. Tamam, şu anda tutabilirim. Yengeç kafesimizi yerleştirdim gördüğünüz gibi. Hemen kafesimi açıyorum. Ardından aracımı yanaştırıyorum. Küçük masamı. Masamı bu yandaki tuşlardan da yanaştırabilirsiniz. Otomatik şuradaki kontroller aletinden de yanaştırabiliyorsunuz. Yerde alet bırakmayın. Bu gerçek olaylarda da var çünkü. Deniz kazalarına yol açıyor. Burada da kazalara yol açabilir. Ayağınıza takılır, aşağı düşersiniz falan. Büyük ihtimalle vardır. İlerleyen bölümlerde de onları göstertebilir. Kafesimiz açık zaten. Otomatik sistemin başına geldim. Burada şu küçük tuşa bastığınız anda yengeç kafesini hemen yere doğru fırlatıyor ve içindeki yengeçlerimizi patır kütür aşağı boşaltıyor. Tamam, hepsi boşaldı. Gayet güzel. Şimdi önemli olan nokta, kafesi geri götüreceğim. Buraya geldiğim için buradan tuşlardan da otomatik götürebilirdim. Oradan da götürebilirdim. Sıkıntı yok. İşe yaramayan kafesi de geri koyacağım sonrasında. Birazcık yanaştım. Şimdi gel gelelim yengeçlerin modellerini seçme. Öncelikle bir tanesini tıkladıktan sonra Space tuşuna bastığınız anda inceleme yapar. Boyutları tutuyor mu? Dişi veya erkek mi?
Dişiler hiçbir zaman yenmez yengeçlerde. O yüzden erkekler kullanır. Bunda sıkıntı yok. Erkek olduğu için olan tarafa geçirdim. Boylarını bir süre sonra zaten anlıyorsunuz. Mesela bunun boyu geçer ama geçmeyenleri ben size göstereceğim. Mouse'un sol tıkıyla şöyle elimde çevirdiğim anda daha iyi görebiliyorsunuz. Diğer türlü gözükmüyor. Mouse'un ilk önce tuttum. Space'e bastım. İnceleme bölümü açılıyor. İnceleme bölümünde böyle yukarı aşağı falan yaparak incelemelerini gerçekleştiriyoruz. Oh var ya, burada bereketli çıktı, ha size bir şey söyleyeyim. Bak bunun boyu küçük. Buna hiç bakmaya gerek yok. Ya da bakalım isterseniz. Baktırmadı. Dur bir dahakini göstereyim. Bunun boyu küçük mesela. Bunu direkt boydan kaybedecek. Göz karara bir süre sonra anlıyorsunuz ama dişi mi erkek mi olayını burada çözemedim ben. Kancalarından herhalde fark ediyordun. Dur bakayım. Bu herhalde ikisinin de kancası normal. Bu boyuttan tam sınırda geçmedi. Direkt attım. Hiç diğerine bakmamıza bile gerek yok. Geçmediği zaman elinizde tutmanızın bir manası yok. Dur bakayım. Aa, bunun ikisi kancası da iyi. Erkek mi? Erkek. Dur bakayım. Dişinin belki kancasında bir sıkıntı vardır. Oradan anlaşılıyordur. Çevirelim. Dişi mi erkek mi? Oh. Abi hep erkek çıktı ha. Var ya, bugün karlıyız bu işten. Ben size söyleyeyim. Dişi misin? Vay vay vay. Abi hep erkek çıktı ha. 28 tane daha inceleme var. Bu boydan kaybedecek. Direkt attım. Bazılarını artık alacağım. Eğer yanlış götürürseniz incelemeden, fabrika diyor ki sen diyor sıkıntı yarattın diyor. Sana ceza kesiyoruz diyor. Yengeç parası ödeyeceğine sana ceza kesiyor ekstradan. Çünkü tutma yasağı var tabii haliyle. Şimdi bir de tabii fabrikayı da boş yere orada şey yapıyorsun, yoruyorsun. Dişileri birazdan çözeceğim ya. Büyük ihtimalle şu şeylerden anlaşılıyordur. Ya ayak sayısı ya işte kancası vesaire bir yerinden anlaşılıyordur büyük ihtimalle. Ortadaki boğumu olur, bilmem nesi olur. Artık dikkat ettiyseniz şeyine bakmıyorum. Oh, bereketli bereketli şerefsizim ha. Yalnız 4 saat beklemede bu kadar düşüyor. 8, aa bak dişi çıktı. Dur bakalım anlaşılabilir bir noktası var mı? Orta göbek noktası şöyle boluklu. Dişleri de birazcık daha büyük. Dişleri büyük. Şu orta bölümü oluklarından bakalım ayırt edebilecek miyiz? Dişleri ama baya baya büyük. Şuraya bakalım. Yo, bunun da dişi büyük. Ha bak. Bunun şu noktaları daha geride. Dur anladım. Bununki daha, dişininki daha içeride. Bak bu dişi. Bu dişi. Dişi. Abi dişini nereden anladın diyeceksiniz. Bak çevirir çevirmez şuradaki olukları, ayaklarının olukları diğerini içeri basıyor. Yani dışarı çıkıntı yapmış. Dişilerinki içeride gizli. Oradan anlıyorsunuz. Zaten boyutsal anlamdaki kavramı da çözdüyseniz bence bir sıkıntı olmayacaktır. Bak bu erkek. Dışa doğru neden? Bak dışı çıkık, gördünüz mü? Birleşim noktaları. Oradan anlıyormuşsunuz. Çok güzel. Bunu da çözdükten sonra sadece yengeçimizi tutup anam yanlış tarafa attım. Neyse. Geri alamıyoruz herhalde. Bu dişi hiç alma. Poposu direkt dönük olanları almıyorum. Bu boydan kaybedecek büyük ihtimalle. Erkek ama boydan kaybedecek. Direkt at. Mini mini birle. E tabi bunu bir süre sonra böyle çözünce işleriniz daha da hızlanacak. Dişi. Dişi. Dişiymiş. At burada. Başta tabi erkekleri seçtik. Boydan yemez. Erkek ama boydan belki. Bir bakalım. Çok sınırda gözüküyor abi. Sınırda geçti. Geçmez. Bu ne lan? Karate. Küçücük lan, şunlara bak. Bunlar küçük geliyor. Bu da sınırda. Erkek ama sınırda mı, ona bakalım. Erkek olduğu kesin zaten. Al bunu da. Olayı bu şekilde çözdük. Direkt al. Bazen poposu dönük geldiği anda zaten direkt atacağım. Bakalım hata yapmış mıyız, göreceğiz. Küçük. Bu tam sınırda. Boysal anlamda bir bakalım. Geçiyor. Bitirdik. Sonra artık bir işlemlerimiz burada sonlandı. Oğlum bayağı karanlık oldu. Karanlık olduğu zaman şurada ışık panelimiz var. Buraya basın. Işığınız bir anda açılır. Gördüğünüz gibi bir anda. Işığımız açık olsun ki geceleri led görelim. Şimdi almamız gereken kova. Kovayı buradan mı alıyorduk? Buzdolabından değildi herhalde. Depodan mı alıyorduk? Depodan alabiliriz. Yengeç sepetimiz var. Sepetimizi aldık. İşe yaramayan yengeçleri denize döküyoruz haliyle. Bu ilerleyen bölümlerde bu direkt dışarı atma olayı var abi kanallardan. Şu an biz fakir olduğumuz için, dive başlangıç seviyelerinde olduğumuz için bunu yapamıyoruz. Yengeçleri şu anda dışarı doğru salladım mı? Yok. Niye atmadı? Burada duruyor. Şuralara gidelim. Bu bölümden atıyormuş yengeçleri. Diğer ara bölüm olduğu için herhalde atmadı. Şimdi şurada şu kapağı açacağız.
ambar kapağımız burada birikiyor. Biriktirdiğimiz yengeçleri alacağız ve içine atıyoruz gençler eyle. Şu an içine attı. Geri ambar kapağımızı kapatıyoruz ve yengeç kovamı tekrardan lah diye yere bırakıyorum. Normalde bunları içeri bırakman lazım. İçinden geçiyoruz. Aslında oyunun birazcık simülatör özelliği olduğu için burada takılıp düşmesi falan salak salak aslında hareketler yapması bizim işimize daha çok yarayacaktır. Buradaki işimiz bittikten sonra yengeç kafesimizi alıyoruz. Eski yerine geri koyuyoruz tabii ki. Her yengeç kafesi, aslında yengeç kafesini geri koymak istemezsen de koyma zaten vinçle alıyorsun abi, koyuyorsun aslında. Ama şuradan koyuyorsun bak. Onu da gösterelim çünkü bir daha olmasın. Buradaki otomatik kollara geçiyoruz, tamam mı? Gece vincim zaten gözükmese de altında kocaman çarpı işaretimiz var. E'ye bastık, pardon. Space'e bastık. Şuradan gittik. Kafesi vincin üzerine getiriyor. Kafesi vinci yıkılamak için kafesin kapağını kapat. Bak kapağımız kapalıymış. Bazen burada uyarılar alıyoruz. Kapat yavrum kapağı. Tamam. Space'e bastığım ve vincimle beraber aldım. Şimdi kullandığım için normalde bunu tekrardan koyup içine atabilirim ama hani kafesleri artık toplama işlemini öğretmek amaçlı bunu gösteriyorum. Aşağı doğru indirdim. Sol tıkla yukarı, sağ tıkla aşağı doğru indiriyorsunuz, unutmayın. Space'e bastıktan sonra yere sallıyor ve sırasıyla otomatikman yerleşiyor. Buradan kolay ben şey yapamıyor muyum? Yapabiliyorum. Tekrardan bir tane alayım denemek amaçlı. Mesela bu panel daha kolayıma geliyor benim. Space'e bastım. Aldı. Hemen diğer tarafa götürdüm. Vincimle. Buraya bir tane daha bırakacağım çünkü. Hani örnek olsun amaçlı gösterdim. Space'e bastım, oraya bıraktım. Q'yla çıktım. İçini şimdi dolduracağım ve tekrardan denize salacağım açıkçası. Hemen gidelim. Öncelikle bir tane şamandıra alalım. Şamandırayı unutmayın gençler. En önemlisi şamandıra. Şamandırayı unutur atarsanız yandınız. Bulamazsınız. Denizde kaybolur gider. Tabii ki buna bağlı olarak yemimiz de gidiyor sürekli. Allah'tan şu olayları birazcık basit. Kafesi koyduk ve artık E ile boşaltma vakti geldi. Güle güle. Kendine iyi bak. Belki hata veriyor olabilir. İlerleyen bölümlerde bu hataları büyük ihtimal size vermeyecek. Kafes bildiğin denizin dibini boylayacak. Atıyorum hani kapağını kapamayı unuttunuz ya da başka bir şey yaptınız. Şimdi gemimizi nasıl kullanabileceğimizi gösterelim. Kaptan Köşkü'ne gidiyoruz. Kaptan Köşkü'nde şu sağ tarafta küçük bir vites var. Mouse'un önünde duruyor. Halbuki ne alakaysa. Onu W kullanarak ileri doğru ittiğinizde aracımız hızlanıyor. Gemimiz gidiyor. Bak sağ tarafta zaten kafesimiz arkada kalıyor. Bunu görebilirsiniz. Geri W yerine S'ye bastığım anda da vitesimi küçültüyor gitgide şöyle aşağı. Orta tarafı alırsanız orta taraf boş. Şurası boştu abi. Burası boşta oluyor. WASD ile de kafesimizi zaten haritada görüyoruz. A ve D tuşlarıyla da ilerlerken sağa sola gidebiliyoruz. Birazcık daha ileri gideceğim şimdi. Kafesimden birazcık uzaklaşacağım çünkü. Birazcık ilerlesin. Şöyle sağa sola çekerken dikkat ederseniz sol taraftaki bölgeden, direkt pusuladan aracımın nasıl bir yön kaydettiğini görebilirsiniz orada. Bu kadar yeterli diyorum. Aracımı burada boşa alacağım. Boşa aldık. Çünkü araç siz aşağı indiğinizde otomatikman gidecektir. Bu da bir sıkıntı yaratacak. Q'ya bastım, çıktım. Bir tane daha yengeç kafesi atacağım. Bunlar beklerken ben otomatikman yapacağım mantıklı şey şu. İki tane vinç olması da iyi ha. Ama benim adama ihtiyacım var. Bu işleri diğer yönden yapabilecek bir adama ihtiyaç var. Her türlü. Oo, bir şey unuttuk. Kafesi düzeltmeyi unutmuşum. Hala kafes şeyde duruyor. İşte bak bunlar hep hız alışkanlıkları. İki gün sonra siz bunlarda daha da hızlanacaksınız. R'ye basarak biraz aşağı indirdim. Orta kademeye aldım. Aslında bir alt kademeye daha alabilirim ama gerek yok. Şimdi geldim. Burada space tuşuna basarak bırakacağım. Tamam. Kafesimiz bıraktım. Şimdi kapağını açalım. Şamandıramızı yerleştirelim. Dur alamadı. Abi E'de 8 tane şamandıram var. Yan tarafta da 6 tane kafesim var. Mesela hepsini ona göre odaklayabilirsiniz. Şamandıraları aldı. Bir de şimdi yemimizi götürelim. Şimdi birazdan şeyleri satmayı göstereceğim. Asıl ana binaya giderek. Zaten hızlı gidişler yapabilirsiniz. Hızlı gidişler yaptığınız zaman otomatikman günler hızlı bir şekilde geçiyor. Daha rahat oluyor. Tamam. Ama anı yaşamak istiyorsanız gemiyi tamamen bölgeye de sürebilirsiniz. Şimdi tekrardan hop boşaltıyoruz. Güle güle.
Evet, ikinci paketimi de attım. Şimdi olayımız şu. Ana bölgeye gideceğiz. Ana bölgeye gitmek için şuradan şu tuşumu kullanabilirim. Sepete attığım noktalar dediğim gibi haritada gözükecek. Gördüğünüz gibi bölgelerde kırmızı kırmızı imleçler var. Diyor ki senin burada kafesin var, bak gel al. Gel al, amele diyor. Tabi bunları alırken dolum boş mu olduklarını unutmuyorsun. Üzerlerinde Allah'tan saat yazıyor. Oradan kurtarıyorsun ama gerçek hayatta böyle bir saat yok tabii ki. M'ye geldim. Ana bölgemize gidiyoruz. Hızlı seyahat edebiliriz. Hızlı seyahat edeceğiz zaten haliyle. Ama kendiniz de dediğim gibi bireysel aracınızı sürerek gidebilirsiniz eğer gerçek birebir hayatını yaşamak istiyorsanız bu anların yani. Bayağı kötü bir havada yakalandık. Buna normalde günlük güneşlik havada ben yapıyordum bunu. Bugün şans eseri yağmurla kar arasında bir havada sıkıştık. Şimdi geldik işletme tesisine. İşletme tesisine girdiğim zaman benim elimde diyorum 125 kilogram malzeme var. Heh, bakıyor kilo başı 23.70 dolar alıyor. Ve toplamda 2978 dolar bana para kazandırıyor. Gerçekten çok iyi bir rakam. Yani kısa yoldan zengin olma yöntemleri diyebilirim. Kabul ediyorum, cezam yok gördüğünüz gibi. Herhangi bir tane sıkıntı yaratmamış. O yüzden rahatım. Yengeçleri seçmesini sizlere de öğrettim. Artık bundan sonra rahat ilerlersiniz. Paraları kazandıkça ne yapacağız? Paraları çok kazandıktan sonra item alın. Kendinizi geliştirin. Yetenekler bölümü var mesela burada. Kaptan sözleşmesi diyor. Burada ne yeteneğimiz varmış bizim? Ticari indirim. Dark Hoarder dükkanında alacağın ürünlerde %10 indirim kazan. Mükemmel bir şey. İlerleyen zamanda telafi bilgisi diyor. Atıyorum. Burada ne var? Mümkün olduğunca uzağa. Bordo kancasını oldukça uzağa fırlat. Bazı noktalar öyle gelecek ki aracı tam dibine park etmek zorunda kalmayacaksınız. Kancayı öyle uzağa sallayacak ki boşuna gitmek zorunda kalmayacaksınız gibi. Tayfa yönetimi. Çok çok önemli. Tayfa alacaksınız abi oyunda. 10.000'e satın alabiliyorsunuz ama şu anda bunu satın aldıramıyor bana. Aldırdı. Pardon. Satın alabiliyormuşum. Aldım. Tayfa yönetimi 1. Ha, kilitli diyor. İlerleyen zamanda açılacak herhalde. Satın al dedi, almadı ama. 10.000 dolar istiyor. Bende 2.000 dolar var bak. Tayfa çalıştıracak paraya hitap edemiyoruz. Çünkü ne de? Fakiriz. Daha. 500 dolarla ilk önce idareye de kendimizi aldık. Yetenek başarıyla açıldı. Şimdi geliyorum benzin yakıtıma. Yakıt da almam gerekiyor haliyle. Aracınız bak ne kadar fullenmiş. Neredeyse 2 nokta gittim ama aracım fullenmiş. O yüzden hemen bunu tekrardan doldurmaya çekeceğim. Neredeyse full dolduracağım. Artık gittiğimde kafesleri takır takır atacağım ki dönüş noktasına doğru kafes atarsam daha yararlı olacak benim için. Çünkü bu noktaya doğru gelirken sürekli şu noktaları inceliyordum. Mesela 4.8, 4.9 böyle geldiğim zaman bu noktalarda pek işime yarayan bir şey yok. 242 metre altta çünkü yengeç olmaz. 100 ile yani 100'ü geçmeyecek tarzda, yani şu noktaya kadar gelebilirmişim bak gemimde. Şimdi ben tekrardan bu noktaya gidiyorum. Orada bir tane daha farklı bir gemi var. Ama yine de ilerleyeceğim. 260 şurada şeylerimi de görebiliyorum bu arada. Günü, saati vesaire her şeyi inceleyebiliyorsunuz. Bu gerçekten hoşuma giden bir nokta. Tekrardan şu noktaya gidelim. Kabul et dedim ve ilerledim. Yani eski şeylerimin olduğu noktaya gittim. Bakalım o süreç içerisinde ne kadar zamanım geçmiş. Gerçi yazıyordu ne kadar süreç geçtiğini. Giderken yolculuğun ne kadar süreceğini. Bakmadığım için şimdi orada kafesimi arayacağım. Gemimin az ilerisinde gözüküyor kafesimiz. Ve onun dışında başka var mı? Kafesi şöyle yakınlaştırmamız var mı bizim? Zoom olayımız. Zoom olayımız yokmuş. Kötü. Zoom olayı olmaması kötü. Kaptan köşküne bindim ve kolu ileri doğru itiyorum. W ile. Tam gaz gidiyoruz gençler. Birazcık da sağa döndüreceğim şöyle pusulamda gördüğüm noktaya doğru. Kafeslerime doğru ilerleyeceğim ve kafeslerimi alacağım. Yaklaşık ne kadar metre uzaklıkta bilmiyorum ama aracımı hızlandırdım. Ne kadar hızlı giderse o kadar iyi. Yakınlaşmaya başladıkça vitesleri yavaş yavaş geriye düşüreceğim W ile. İnşallah çok uzakta değildir. Şu an araç ilerliyor ama sanki ilerlemiyormuş gibi gözükebilir. Ama koordinatlara baktığınızda 22.1, 22 kilometre hız seyrediyoruz şu anda. Çok hızlı giden bir araç değil. Hovercraft gibi gitmeyecek haliyle ama ilerleyen günlerde tabii ki bu aracımızı gitgide geliştireceğiz ve hızlandıracağız. Kafeslerimiz hala gözükmüyor ufukta. Hava biraz güzel olsaydı incelerdik de hava kötü anasını satayım. Tabii giderken ilerleyen bölümlerde kayalıklar çıkıyor vesaire, bayağı şey çıkıyor. W ile birazcık daha sağa çevirdim rotamı. Pardon, D ile A ve D noktalarıyla sağa sola yönlendiriyorum. Dikkat edin yani olabildiğince. Bu arada bir şey anlatmadım. Z tuşuna bastığınız anda burada yapmanız gereken kısa yol tuşlarını göstertiyor. Mürettebatın işini değiştir diyor R ile mesela. Tableti aç diyor. Tabletimiz bulunuyor. Şu tabletten gemimizi inceleyebiliyoruz. Kaptanın özellikleri, puan durumu vesaire, bunları inceleyebiliyoruz. Gerçekten teknoloji ilerlediği noktayı burada bize gösteriyor. Başka Z'ye baktığımız anda tekrardan açalım Z'yi.
Dümen onları gösteriyor. Hızlanmayı gösteriyor zaten. Yavaşla da S, W ve S tuşları. Kamerayı değiştir noktaları var. C ile kamera açılarını değiştirebiliyorsunuz. Şöyle gemimizi dışarıdan görebiliyoruz. Nazgül. Abi çok iyi değil mi ya? Şu anda ilerliyoruz ve hani noktaları net görmemi sağlayacak bu C ile. Kaptan köşkünden çık. Q tuşuyla zaten çıkma tuşumuz. Geldim. Geldiğim nokta bayağı uzakmış. Şansa bak anasını satayım, gidiyoruz. Ama ortalama da oyun bu şekilde. Benim bayağı hoşuma gitti. Oyunda bu şekilde günlerinizi harcamak için tam birebir bir oyun diyebilirim. Umarım bu tip simülasyonları seviyorsunuzdur. Benim çünkü çok hoşuma gitti. Grafikleri de gayet güzel. En yüksek derecede daha da gerçekçi oluyor. Ve gemilerinizi üst seviye çıkarttığınızı düşünün. Gitgide gemiler daha farklı seviyeler kazanabiliyor. Umarım beğenmişsinizdir gençler. Kanalıma abone olmayı unutmayın diyorum. Bu videonun sonuna geldik. Başka videolarla yine karşınızda olacağım. Kendinize iyi bakın.